da birleştireceğimiz için iki pipirlik, iki zincir çekiyorum ve bakın şuradaki bunlar diye 1 2 3 diyoruz. Şuradan motifler ters yüzü birbirine bakacak şekilde getiriyorum. Pipirin içine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra iki zincir tekrar çekip 4'e tamamladım zincir sayısını. Boşluğa batarak 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine önce 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. 2 zincir çekiyoruz. Arkadaki motifi alıyoruz. Buradaki sıradaki pipirin içine girdim. Bir sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi döndüm yine ördüğüm modele. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptık. Şöyle birleştiriyoruz bu sık iğnelerimize. Ve yine dördüncü boşluktayız. 1 2 3 4. Buraya bir tane trabzan. Bir tane de trabzanın üzerine bir trabzan. Sonra 5. boşluğa geliyorum bakın. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Şimdi normalde 6 zincir çekiyorduk. Birleştirme yapacağımız için 3 tane zincir çekiyoruz. Ve ördüğümüze dönüyoruz. Bu ters dönmesine dikkat edelim. 6 zincir çektiğimiz bu boşluğa girerek yine bir sık iğne yapıyorum. Birleştirdim. 3 tane zincir. Tekrar döndüm. Bir doladım. Aynı boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Ve bir tane trabzanın tepesine yapıyorum. Şimdi bu kenarın birleştirmesi bitti. Burayı aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın. Şöyle birleştirmiş olduk. Şimdi buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Yani şimdi modelin sonunda yaptığım için yine burada ipimizi yürüteceğiz. Ve 1 ve 2. pipirlikten birleştireceğiz. Evet, devam edelim örmeye. Üç tane buraya trabzan yapıyorum. 1 2 3 Buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Buraları çünkü 1. bölümde motifi nasıl yaptığımızı göreceksiniz. Her boşluğa 3 tane trabzan yaptık. Trabzanların tepesine de bir tane trabzan yaptık. Evet, 3 tane buraya yaptım. Şimdi son boşluğa geliyorum. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi sıradaki 2. trabzanın üzerine birleştirdik. Evet, tekrar bakalım. Burayı bitirmiş olduk. Şimdi diğer köşeyi yaparken şu ikisini birleştireceğiz. Önce ipimizi taşıyoruz yine. Bu sonda olduğumuz için böyle. Sonda olmasaydık burayı aynen örermiş gibi örerek yapmıştık. Yine 2. boşluğun üstüne geldiğimizde geri 12 zincir çekip geri dönmüştük. O şekilde yaparak yine en son pipiriklerde birleştireceğiz. Şimdi yine ipimi taşıyorum ben. 6 tane trabzan ilerletiyorum. Burayı da nasıl yaptığımızı 1. bölümde görebilirsiniz. Evet, buraya kadar geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 motifi aynı şekilde örüyoruz. Daha birleştirmeye geçmedik burada. 1 2 3 4 5 6.'ya geldim. Birleştirdim. Şimdi 1 2 3 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Kapattık. 1 2 3
4 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar kapattım. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 zincir ve 3. pipiliği tamamladım. 1 2 3 ve 4. Evet, 4 sık iğne yaptık. Şimdi yine yürütüyorum. Geliyorum 4. boşluğa kadar. 4. boşluğun 2. trabzanın üstüne kadar diyelim yine. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi 8'er zincir çekerek dönüyoruz. 1 2 3 4 5 pardon 5 6 7 8. İlk pipiliği birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8. İkinci pipiliği geldim, birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Üçüncü pipiliği birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve bunu da geliyorum şimdi. 1 2 3 4 diyoruz buradan. Tekrar ipimizi alıyoruz ve birleştirdik. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız pipirikten diğer motife tekrar birleştirerek devam edeceğiz. Önce 5 tane sık iğne yapalım. Evet, 1 2 3 4 ve 5. 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi birleştirdiğimiz motife dönüyoruz. Bakın buraya kadar birleştirdik. Sıradaki pipirik burada. Bunun içine giriyorum. 1 sık iğne. 2 zincir. Tekrar döndüm. 5 tane sık iğne. 2 3 4 5. İkinci boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne. 2 zincir. Tekrar şimdi birleştiriyoruz. Geliyoruz bir sonraki boş şeye, pipirin içine birleştirdik. Tekrar 2 zincir çektim, döndüm. Yine 5 tane sık iğne. Evet. Şimdi bir sonraki boşluğa. Şimdi burada birleştirme işimiz bitti artık. Bunu da aynı şekilde birleştirdim arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane köşeden. Şöyle ütülediğimiz zaman daha güzel duracaktır tabii. Sonra da üçüncüyü birleştireceğiz. Bakın burası, şurası kendinden çok güzel bir desen oluşturuyor. Evet. Şimdi burada sık iğneleri yaparak ben motifi tamamlayıp dönüyorum. Evet. Geldim sona. Yine aynı şekilde şöyle dibine batarak son yaptığım sık iğneyi buraya birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekelim. Şöyle hemen ipi de gizleyelim buradan. Modelin tersinden. Evet. Burası tamam. Şimdi hemen üçüncü motife başlayacağım arkadaşlar. Üçüncü motifte birleştirme noktasına geleceğim ve tekrar hem bu taraftan
Hem de bu taraftan birleştireceğiz. Yine aynı şekilde birleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 köşe. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5 köşe. Evet. Diğer motifi başlayıp dönüyorum. Evet. Şimdi dördüncü motife de başladım arkadaşlar. Bakın. İlk köşeden hemen birleştirmeye başlayalım. İlk köşeyi yapmaya başladım. 1, 2 tane pipiliğimi tamamladım. Şimdi 3. ve 4. pipiliği yaparken buralardan birleştireceğim. 3. pipiliğe geldim burada bakın. 2 tane zincir çekiyorum. Ve alıyorum şimdi bu motifi. Buradaki pipiliğin içine giriyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yani 1 ve 2'yi nasıl birleştirdiysek aslında aynı yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi tamamladım. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne, 2 zincir. Bunu birleştirdik. Şimdi buradaki pipiliğe geçiyoruz. Tekrar aldım. Pipiliğin içine girdim. Kapattım. Motiflerin ters yüzleri hep birbirine bakacak şekilde kapatıyoruz tabi bu arada. 2 zincir döndüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi aynen örmeye devam ediyoruz. Motifte nasıl ördüysek şöyle birleştirdim. Şimdi 4. boşluktayız. Buraya bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bir tane trabzan üzerine batarak yapıyoruz. Şimdi 5. boşluğa geldik. 5. boşluğa giriyorum. 1, 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar buradan birleştiriyoruz. 6 zincirli boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar döndük. Aynı boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Sonra trabzanın tepesine batıyoruz. Tekrar diğer boşluklara 3 tane trabzan. Trabzan tepelerine de 1 tane trabzan yaparak devam ediyoruz şimdi örmeye. Şimdi ilk birleştirmeyi yaptık. Şuradaki iki birleştirmeyi yaparken arkadaşlar bunu ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Geliyoruz. Buradaki ilk ikinci boşluğun üzerine kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Tekrar köşeyi oluştururken son sırada buradan birleştirmeye başlayacağız. Şimdi motifi ördüğümüz şekilde örelim. Birleştirmeye geldiğimizde tekrar beraber yapalım. Evet arkadaşlar şimdi söylediğim yere kadar geldim. Köşenin 8'er zincirlerini yaptım. Şunlar 8 zincirlerimiz. Son 8 zincirde birleştirdim. Şimdi pipiliği yaparken buradan birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi buraya kadar ördüm ben. Bu uzatmamak için kestim. Aynı motifi yaparken nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi boşluğun içine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne, 2 tane zincir. Evet, şimdi birleştirmeye geçtik. İlk pipilikten girdim. Tekrar 2 zincir. Dönüyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Şimdi ikinci pipilikten tekrar birleştireceğiz. Diğer boşluğa geçiyoruz. 2, 3, 4, 5. 2 tane zincir çektik. Geliyoruz bir sonrakine. Birleştirdik. Tekrar 2 zincir. Döndüm. Ve 5 tane. 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Evet. Şimdi burada duruyorum. Şöyle bakalım tekrar.
Bu tarafı birleştirme işimiz bitti. Şimdi 1 ve 2. pipilikten birleştirdik. 4 ve 5. pipilikten de buraya birleştiriyoruz artık. Bu tarafa birleştiriyoruz. Bakın şurada şöyle güzel bir desen oluşuyor. Evet, aynen örmeye devam edelim. Diğer boşluğa geçiyorum. Şimdi diğer motife birleştirmeye başlayacağız. Yine önce 5 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 1, 2 zincir. Evet, şimdi bu taraftaki motife geçiyorum. İlk pipirikten girdim, bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Evet, tekrar 2 tane zincir çektik. Dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. Yine aynı şekilde bir sonraki boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 2 zincir. Geliyoruz arkadaki motifin. Yine pipirine girdik. Kapattık. 2 zincir döndük. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi şöyle birleştiriyorum tepeden ve buraya 3. trabzanı yapıyorum. Bir tane trabzanın tepesine yapıyorum. 5. boşluğa, yani tam ortadaki boşluğa geldik. 2 tane trabzan yapıyorum. Üç tane zincir, tekrar 6 zincir çektiğimiz bu boşluğa giriyoruz, birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tekrar döndük ve yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Bir tane de trabzanın tepesine batarak. Sonra yine boşluklara 3 trabzan şeklinde ilerliyoruz şimdi. Şimdi bir kenarını birleştirmiş olduk arkadaşlar. Köşenin tekrar bakalım. Evet, işte bahsetmek istediğim şu olay şu. Yani şuranın güzelliği. Biraz ütüleyeceğiz tabii ki, daha güzel görünecek. Elimde buruşuyor. Şimdi şurayı da birleştirdik. Şu ikisini de birleştireceğiz ama ne yapıyoruz? Önce örüyoruz. Köşenin tamamını neredeyse bitiriyoruz. En son sık iğneleri, pipirikleri yaparken birleştiriyoruz. Şimdi yine örelim, dönelim. Orta boşluğumuzu yapalım. 8 zincirlerle geri dönelim. Tekrar beraber birleştirelim. Evet, tekrar bakın, köşeyi tamamladım. 8 zincirleri çektim. Şimdi arkadaşlar buradaki son 2 pipiriği birleştireceğiz. Yine boşluğun içine giriyorum. Buraları hızlı geçiyorum. Dediğim gibi motifin yapımını izlerseniz videonun altında hemen linkte, daha net anlayacaksınız tabii ki. Evet, 4, 5. Aynı motifi ördüğümüz şekilde örüyoruz çünkü. Evet, 2 zincir çekiyorum. Geliyorum sıradaki pipiriye. Birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bir sonraki boşluğa geçiyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptık. 2 zincir ve 2. pipiliğe geldim. Tekrar 2 zincir çektim, döndüm. Pardon, tepeden batmıyordum burada. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, birleştirmeyi bitirmiş olduk. Diğer boşluğa geçtim şimdi. 3, 4, 5 tane sık iğneyi yapalım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle 4 motifi birleştirmiş olduk. Şimdi benim tamamlaman gereken şuradaki pipirik ve son köşe. Son köşeyi de yapıyorum ve dönüyorum.
Evet sevgili arkadaşlar, sona geldim. Yine aynı şekilde sık iğne yaptıktan sonra şurada bir birleştirme yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve bitirdim. Hemen ipimi gizliyorum buradan. Şimdi size göstereceğim ne kadar güzel oldu. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Evet. Bu şekilde bakın ortası da gayet şık duruyor. 4 motif olunca ortayı gösterebildim. Herhangi bir kenar oyası yok. Bu şekilde tamamlıyorsunuz. İstediğiniz büyüklükte tabii ne yapacaksınız ona göre aynı şekilde birleştirerek yapabilirsiniz. Kenar kısmına bakın buralarda. Bu şekilde bitiriyoruz. Ortalarda da böyle bir desen oluşuyor kendiliğinden. Gayet kolay bir motif. Çok basit. Görüntüsü de böyle birleştirdiğimizde daha ağır duruyor. Ortada da şu boşluk çok büyük bir boşluk değil. Orada herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.